Herkese merhabalar. Ben Semih Tuna, Utkan Şahin ve Fatih Dilber'le birlikte Euroleague'de beklenti üstüne çıkan oyuncuları konuşmuştuk. Şimdi de beklenti altında kalan oyuncuları konuşacağız. Yani geçen programda Utkan da söyledi. Sizlerden gelen yorumları, siz kimleri düşünüyorsunuz, siz kimleri aday gösteriyorsunuz. Bunları bekliyoruz yorumlar kısmında. Bunlara değer veriyoruz, kıymet veriyoruz. Yine aynı şekilde aboneliklerinizi ve beğenilerinizi rica edelim. Çok da uzatmayalım. Fatih abi, senle başlayalım. Beklenti altına koyacağın ilk oyuncu kim olur abi? İlk 11 İlk haftalık oyuncu. oyuncu. Bu çok şey zorlu bir görev. Aa, birinci sıraya değil ya, Bas. işte aklına kim geliyorsa. Anladım anladım ya. Yani ama yine de çok ilk benle başlıyorsun ya, baskı hissettim kendi üzerimde. O yüzden geçtiğimiz yıllarda Euroleague'de en korkutucu şutörlerden, skorerlerden biri olan dönem dönem bizim takımlarımızın da başını ağrıtan Avrupa'nın en sert deplasmanlarından biri görünen, çok uzaklara gittiğimiz Baskonya'dan ben Marcus Howard'ı söyleyeceğim. Yani Baskonya. Baskonya takım olarak bence son yılların en kötü Baskonyalarından biri. Sanırım 1-2 yılı vardı. Bielis ayrıldıktan sonraki Baskonya'ydı sanırım. Bielis ayrılmadan önceki Baskonya da olabilir. Emin değilim. Galiba Bielis gelmeden önceki Baskonya'ydı. Playoff yapamadıkları bir dönem vardı onların. Kötü geçirdikleri. Hatta Fenerbahçe ile aynı gruptalardı. Spaya döneminde gruptan elendiler. Hatırlıyorsunuzdur belki 2011-12 sezonu. 6-4'te İlk tur grup. bitiren, herkesin 6-4'te bitirdiği grup mu? Aynen. 6-4'te bitirdiği gruptan elenen takımdı Baskonya. Yani hakikaten son dönemdeki en potansiyelsiz Baskonya olduklarını düşünüyorum ben. Yani kötü bir sezon başlangıçları da var. Koçları bence Euroleague'in iyi koçlarından biri Pablo Laso. Ama Pablo Laso için uygun bir kadro planlaması yapamamışlar. Marcus Howard da o takımın geçen sene özellikle sivrilen oyuncularından biriydi. Yani geçen 2 yılda sivrilen oyuncularından biriydi. Çok iyi şut yüzdesiyle oynardı. Çok tehdit ederdi. Rakipleri tehdit ederdi. Bu sezon aynısını yapamadığını, dönem dönem kısa sürelerde yapabildiğini gördük. O patlayıcılığından da uzak kaldı. Burada aslında dünkü yaptığımız programda Utkan şeye gitmişti hatırlarsan. Sivian Francisco'ya gitmişti. Geçen sene Bayern Münih'te aynı şeyleri göremiyoruz. Çok istikrarsızdı. Bu sefer koçlar özgüveni yakaladı dedi, demişti. Belki aslında buradan şeye de bağlayabiliriz biraz daha. Acaba Pablo Laso o tarz oyuncuları kullanma konusunda biraz daha ya da o özgürlüğü verme konusunda biraz sert olabilir mi? Sert mi görünüyor? Oyuncular o rahatlığı bulamıyor olabilirler mi? Geçtiğimiz sene Ivanovic daha farklı kullanıyor olabilirdi Marcus Howard. Daha farklı kullanıyordu. Ve o rahatlığa sahipti. Bu sezon o rahatlığa sahip değil. Ve bence çok kötü giriş yaptı Euroleague'e. Bence Baskonya'nın da takım olarak kötü durumdalar. Ama Marcus Howard da bunların etkilerinden biri. Yüksek Moneke volüm. olmasa ellerinde hiç galibiyet alamazlar. Evet, yüksek volüm, düşük yüzdeyle 10,5 sayı ortalaması. Hatta bir iki maçlık span, iki maçlık bir dönemi var. Yanılmıyorsam 15'te sıfırla bitirdiği maçlardan birisi Belgrad deplasmanı. Efes maçı. Efes maçı bir yok yok hayır. Efes maçı çok yeni oldu abi. Ben Ha. bir iki hafta öncesinden daha bahsediyorum. Şu anda gelmedi aklıma. Kusura bakılmasın. Ben de katılıyorum sana. Çok net bir seçim bence de. Utkan sen neler söylersin abi? Ben orada Fatih abinin açtığı bir pencereyi değerlendirmek istiyorum. Pablo Laso'dan bahsetti. Ben bunu geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir tane Baskonia yazarı var. Onun yazısını da okudum. Baya böyle bir araştırma yapmış. Laso'nun Amerikalı oyuncular kariyeri tarzında ve daha doğrusu o tarz oyuncular üzerine konuşuyor. Ve evet, genellikle o başarısızlık var. Yani Lasso'nun başka takımlarda daha büyük skor alan oyuncularla ya da daha volümlü olan oyuncuları ya kullanmadığı ya verimli hale getiremediği ya da çok böyle ortalama oyunculara dönüştüğüne dair bir yazı yazmış ve ben de çok katılıyorum buna. Biraz Lasso etkisi var çünkü yani bu adam şut atmayı unutmuş olamaz.
Bir etken de yani yandaki oyun kurucular da bence Euroleague için yeterli değil. Euro Cup seviyesinde oyuncular. Hatta sezon başı herkes şey konuşuyordu. Yani Manisa'nın guard ikilisi Baskonia'nın guard ikilisinden daha iyi diye. Ben buna çok katılıyorum. Baskonia o açıdan vasat bir kadro kurdu bu sene. Biraz da galiba para yok. Yazılanlardan okuduğum kadarıyla durum bu. O yüzden verimsiz bir sezon geçiriyorlar. Lasso'nun performans açısından da ne olursa olsun insanlar Lasso ismini duyunca ki bence maç koçları açısından EuroLeague'in en iyi 2-3 koçundan bir tanesi. Başınızı belaya sokabilir. Özellikle playofflarda. Ama şu ana kadarki performansı bence kabul edilebilir bir performans değil. Ya doğru, personelle de alakalı olabilir o. Son olarak birkaç cümle söylemek gerekirse, çünkü hatırlarsın yine bir iki hafta öncesinde bir maç sonunda kaybettikleri, yanılmıyorsam Monaco maçıydı. Soyunma odasında oyuncuları bir saat boyunca tuttu. Bir saat boyunca farklı farklı telkinlerde bulundu ve aynı zamanda toplantıda da personel değişimini ima ettiği, oyuncu değişimini ima ettiği bir maç sonu olmuştu. Evet Utkan, senin diğer ismine geçelim abi buradan. Ben de şöyle bir takım, ya yani İspanya güzel, İspanya üzerine ilerleyelim. Real Madrid bence burada konuşulması gereken takımlardan bir tanesi. Çünkü sezon başında her ne kadar 4 numarada işte Yabusele'yi kaybetseler de işte bazı 4 numarada problemleri var dese de herkes onları ilk 3'e yazıyordu. Ve ne olursa olsun geçen sene açık ara farkla EuroLeague'in normal sezonun en iyi takımıydı yani. Yenilmez gözüküyorlardı. Tabii orada kulübün İşte harcı olan, nereden bakarsanız kulüpte özleşmiş oyuncuları kaybetmeleri de etkili oldu. Yani işte çok uzun zamandır Real Madrid bence şey planlıyor. Rudy Fernandez ve Lul ve Rodriguez'in yerine gelecek oyuncuları planlıyor. Musa ve Hezonya'yı oraya için hazırlıyorlar. O geçişi yapmayı planlıyorlardı ama şu an için o geçişi yapamadılar. Yani deplasmanda çok kötü bir takım Real Madrid. Ve bence son Anadolu Efes maçında da izledik. Yani koç performansı çok önemli. Ben sürekli koçu eleştiriyorum ve ben ilk günden beri koç performans açısından yeterli olmadığını söylüyorum. Ama ve lakin takım performansı olarak da oyuncu bazında konuşursak oyuncu istatistiklere baktığınızda bir hayal kırıklığına uğrayacağınız bir nokta yok. Yani Musa gene sakat olmadığı dönemde sayısını atıyor, Hezonya sayısını atıyor, Campazzo gene asistini yapıyor. Tavares gene çemberini savunuyor ama oyun içerisinde kopukluk, dağınıklık çok açık bir şekilde belli oluyor. Felaket bir Anadolu Efes ilk yarı oynadılar mesela. Yani ben Real Madrid'i bu kadar kötü izledim çok az hatırlıyordum. Sonra bu hafta Alba Berlin maçını izledim dün. Maçı hiç yani farklı bittiği için rahat aldığını düşündüm Real Madrid'in. Ama gerçekten gene çok kötü oynamışlar. Yani Alba Berlin yerine daha böyle diş geçiren bir takım olsaydı muhtemelen daha iyi farklı bir sonuç çıkabilirdi o maçtan da. Bir kopukluk var Real Madrid'de. Zaten savunma yapmıyorlar ki herkesin Campazzo ve Tavares'ten beklentisi nedir? İşte bir numarada çok iyi bir savunmacı, beş numarada çok iyi bir savunmacı. Bu takımdan iyi bir savunma takımı çıkar. Hiç orada değiller. Tamamen tempo peşinde koşuyorlar. Tamamen alalım ve gidelim şut atalım. Pozisyon sayısını arttıralım peşinde koşuyorlar. Ama o da çok yararlı olmuyor. Açıkçası ben Real Madrid'in bir değişime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Koç değişimine ihtiyacı oldum. Biraz da bunu şeyden de düşünüyorum. Sahiçi başarısızlıkları yanında biraz da oyunculara farklı bir bakış açısına yaklaşılması gerektiğini düşündüğüm için. Çünkü bu mentalite sanki Real Madrid için doğru mentalite değilmiş gibi geliyor bana. Batı abi sana geçeyim. Senin Takım mı? adayın Ya kim? Real Madrid bir şey değil mi? Çok iyi oyunculardan kurulmuş ama takım olmayı becerememiş oyuncu grubu. Diyesim geliyor onlara. Takım olmayı becerememişler. Ben Real Madrid için böyle bir yorum yapmak istedim. Bir ufak. Yani hepsi teker teker işte Utkan'ın dediği gibi güzel istatistikler yapıyorlar ama takım olarak bir ortaya konabilen herhangi bir şey yok. Hikaye yok. Ben kime geçeyim? Çok güzel. O zaman ben biraz sizin de oralarda kalacağınızı düşündüğüm için oyuncudan giderek Belgrad'a doğru gidiyorum. Siz artık başka oradan nerelere geçersiniz beni tuzağa atmadan kendi kendimi ben göreyim. Rokas Giedraitis ve Ognjen Dobrić isimlerine doğru yavaş yavaş gideyim ben. Kızılyıldız'da. Yani bu sezon özellikle Kızılyıldız bu kadroyu kurduğunda ben
en çok beklenti olarak söyleyeyim. Hem Rokaski Yedraitis'ten hem de Ognjen Dobrić kızı şeyden Bologna'dan geri döndükten sonra Dobrić'ten baya baya faydalanırlar diye düşünüyordum. Yani Kalinic de var ellerinde. Yani 4 numaraya Kalinic'i kaydırabilirler. 3'ten çok iyi hem Yedraitis'le hem Ognjen Dobrić'le. Abi çok 3 affedersin araya 6 giriyorum ama Virtus senesinden önceki Kızıldız dönemindeki Dobrić hem abi uluslararası arenada hem de Kızılyıldız'da oynadığı oyunla direkt hani geçen programda şey konuşmuştuk ya Trevin Williams işte bence Euroleague'deki her takımda oynayabilirdi. Dobrić de öyle bir profil değil miydi abi? Her takımın ihtiyacı olan yani burada bazı takımlar 11. oyuncu olarak kullanır, bazısı 7. oyuncu olarak kullanır ama ya öyle bir adamdı. Şu an bakıyorum abi 11 hafta sonunda Dobrić 1.8 sayı ortalaması var. Giedraitis 3.8 sayı ortalaması. Felaket yani bunlar. bir de yani o kadar da aşırı ya tamam Ezi Ajakyan'ın ciddi bir şey çözüyor. Şut problemini çözüyor ama yani Giedraitis de Dobrić de bu kadar kötü olacak oyuncular da değiller bence. Ya Ognjen Dobrić'in dediğini %100 katılıyorum. Ya hakikaten şeydi. Ya topu yere de vurabiliyordu. Gerektiğinde o gözdeşi damlası vardı sol eliyle bıraktığı. Orta mesafeden gözdeşi damlası ya da potaya gidip turnikeyi de bırakabiliyordu. Hadi Rokas Giedraitis biraz daha farklı. O tamamen işte perde çıkışı şutla hayatını idame ettiriyor ama Dobrić özellikle çok bambaşka bir oyuncuydu. Beni hayal kırıklığına uğratan iki tane oyuncu olabilir. Bu sezon başlangıçlarıyla birlikte. Bir de Kızılyıldız onlara gerçekten o ortamı sağlayabilecek takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. O öyle bir not düşmüş olayım. Kızılyıldız'ın iyi bir Kızılyıldız'ın iki kötü oyuncusuymuş gibi geldi bana bu sezon. Utkan senin Belgrad'da farklı bir ismin. Aa, tabii yılların kurdu tabii attı bizi tuzağa. Attı bizi tuzağa. Oyuncu olmasına gerek yok. Attı beni tuzağa. Oyuncu Hocam olmasına daha gerek yeni daha Kızıldız deplasmanından çıkmış bana burada hocamı eleştirecek. Ah. Ne Yani yapacaksın? Hayat zor. abi herkesin de konuştuğu gibi Jelko Obradović. Yani Jelko Obradović'in bu Partizan kadrosunu nasıl bir günde kurduğunu ben çok merak ediyorum. Ya yani şöyle anlayabiliyorum. Ben çünkü bunu 4-5 program önce de biraz anlatmaya çalışmıştım. Biraz daha detaylı anlatayım. Bence Obradović, Ergin Ataman'ın Efes kadrosundan dolayı bazı şeyleri değiştirmeye karar verdi takım seçimlerinde. Yani çok daha organizasyon üzerinden giden bir hoca. Birazcık daha yetenek ona uymayan yeteneklere de yol açmaya ve izin vermeye gitmeyi düşündü. Bunun başlangıcından da Dekolo ve Derek Williams transferiydi. Yani hiç Derek Williams'lık bir hoca değildir Jelko. Ama bence Ergin Ataman'ın kadrosu yüzünden o yola gitti ve bu sonra Partizan'da sıçradı. Yani, şimdi ya ben hal şey çok konuşulur. Daha demin de konuştuk. Kevin Panther çok tartışılan bir oyuncu tarzıdır ama mesela Panther'dan hadi bir şekilde yararlandırdı. Panther'ı takım kaptanı yaptı. Ya bu Jelko'nun 10 yıl önce yapmayacağı bir olaydı. Ve zaten sezon boyunca geçen seneki yaşanan Partizan başarısızlığında sezon boyunca oyuncularla ilişkisinin iyi olmadığı açıktı. Ve bence bu sezon şey dedi. Yeter artık dedi. Ben yetenekli, ben doğru bildiğim şeyi tekrardan geri döneceğim. Ve coaching edebileceğim, yönetebileceğim, ilk başta bana saygı duyan ve benim onları eğiteceğim bir takım kuracağım dedi. Belki sezon başına biraz dağınık giderim ama sonrasında toparlarım diye planladı diye düşünüyorum. Ki bunu sezon başı açıklamalarında da gördük. Belki hatırlarsanız sezon başında şöyle bir açıklaması oldu. Geçen seneki oyuncuları antrenmana getiremiyorduk. Bu oyuncular ise işte maç şeyden sonra kalıyorlar ve 3 antrenman daha yapıyorlar tarzı bir açıklaması oldu sezon başında. Evet yani her koçun kendi coaching edebileceği oyuncuyla çalışma planı bence çok doğru ama bu sefer de biraz şeye kayıyorsun. Bu Partizan kadrosuna kayıyorsun. Yani bu Partizan kadrosunun neyi iyi yapabildiğini çözmek çok zor. Ya yani oyuncuları tek tek de eleştirebiliriz bu arada. İfe bence çok kötü bir sezon geçiriyor. Sterling Brown'un ben koçla beraber bir atılım yapacağını düşünüyordum. Hiç oralara çıkalamadı. Mesela hiç kullanmadı ise Mike geçen hafta maçı getiren oyuncuydu Kızıldız Bir de deplasmanında. sakatlığı Hiç. da vardı abi. Bir de hani şey Ama 3 zaten. hafta önce iyileşti. 3 Aha. haftadır kadrodaydı. Yani hiç süre vermedi 2 maçta.
Yani bence rota mesela bir anda farklı rotasyonlar deniyor koç. Yani çok büyük bir arayış içerisinde aslında ya. Smile'a geçti değil de Dostoyev, Pokusev. Kovic Pokusev. diyecektin değil mi? O 2006 çocuğu diyecektin. Hiç oynamamış ama Partizan Barcelona maçında Kevin Pounter'ın üzerine verilmiş çocuktan Ha, bahsediyor. aynen. O da doğru. O da doğru. Yani bir şeyler arıyor koç. Çünkü bu takımın iyi yapabildiği ya da elit yapabildiği bir şey yok. Ya bu kadro mesela iyi bir savunma takımı değil. Bu kadro iyi bir savunma takımı olsa çok obada 3'lü kadro derdim bu sefer. Derdim ki yani bu obada 3 tempoyu düşürecek, iyi savunma yapacak. Yeteneği yettiği yere kadar rakipler için işleri zorlaştıracak. Ama bu kadro iyi savunma yapamıyor. Çünkü konsantrasyon seviyesi çok düşük bir takım. Bununla beraber çok kötü şut atıyor. Yani Bonga'nın şutuna kalan bir takımın Euroleague'de yeri yok. Dolayısıyla bence koç orada geri dönerken de kendine geri dönmeye çalışırken de özüne geri dönmeye çalışırken de fazla ileriye gitti. Doğru kargoyu kurgulayamadı muhtemelen. Tabi burada şeyleri de eklemek lazım. O Carlick Jones'tan beklenen liderlik de gelemedi. Mesela ben Carlick Jones'u da buraya koyarım. Özellikle milli takımdaki performansından sonra herkesin Avrupa basketbolundaki beklentisi büyüktü ondan. Yani hiç Avrupa'ya gelmediği için herkes onu şey diye konuşuyordu. Ya gelse burada lider olur. İşte Malcolm Delaney olur gibi konuşuyordu. En azından ilk 11 hafta itibariyle Kızıldız deplasmanı dışında bunu görmedik. Ben gene şurada bir şeyler koyayım. Bence sezonun devamında daha iyi bir Partizan izleyeceğiz ama bu mesela playoff yapmaya ya da play-in yapmaya yetmeyecek. Daha kabul edebilir. Yani gittikçe zaman Partizan'a daha çok yarayacak. Ama bu kadroyu kurduğu için Jelko'yu buraya yazmak zorundayım açıkçası. Abi ağzına sağlık. Fatih abi güzel bir manevrayla buradan kurtuldun. O zaman abi ben bir isim yönelteyim sana. Transfer olduğunda tabii Avrupa'nın en iyi transferlerinden birisi olarak biz onu duyurmuştuk, konuşmuştuk. Ama Fenerbahçe'nin Wade Baldwin transferine geleceğim tabii ki. Sezonun şu ana kadarki kısmında ya 10 sayıyla oynuyor. Evet bir süredir sakat ve belki de bir süre daha devam edecek ama 8 maça çıktı. Yani bu dönem aslında bize bir şeyler de göstermiş olabilir. O top kullanım konusunda, Nigel'la beraber olduğu dönemdeki birliktelik konusunda, o liderlik konusunda biz 8 hafta sonunda yani önemli bir kısmında belki sorgulamış bulunduk Wade Baldwin'in de performansını. Sen onu bu listede bu isimler arasına ekler misin? Evet. Yani Utkan'ı ben ateşe attım. Sen de Fatih gibi böyle ateşe atayım diyerek Kardeşim bir Utkan'ın her zaman sonuçta. intikamını aldın temiz temiz. Ya şey söyleyeyim ben Wade Baldwin'le ilgili. Ya Wade Baldwin'i bilmediğimiz bir oyuncu değil. Yani inişlerini çıkışlarını bilmediğimiz bir oyuncu değil. Şu an bence sakatlığı olan döneme kadar o inişleri çıkışlarını çok net bir şekilde hissettiğimiz bir süreç izledik. Yanlış hatırlamıyorsam ilk maç neydi? Olympiakos maçı. Olympiakos maçının ikinci yarısı. Anadolu Efes maçının bir kısmını iyi oynadıktan sonra geri kalan maçların çoğunluğunda kötü bir Wade Baldwin izlediğimizi düşünüyorum ben. Yani istatistiğe baktığımda da hakikaten 10 küsur sayı şaşırdı. Ya bu 10 küsur sayı olmaması lazım. Yani en fazla 5-6'dır bu. Ne ara 10 sayı olmuş? Ortalamayı yakalamış. Çünkü o hissiyatı hiçbir zaman benden geçiremedi. Ama performans anlamında beklentimin altında mı diye sorarsan evet altında. Üstünde diyemem ya da beklentim bu diyemem. Ama çok zor bir şey. Aslında bir nevi topun hakimiyetinin verilmesini düşündüğünüz oyuncu aslında şeyle ya yani bir iki tane oyuncuyla beraber mesela Lorenzo Brown'la beraber bu işi yapmış. Veya Baskonya'da bu işi yapmış. Yani tamamen anahtarı verdiğin bir kulüpte yapmış. Ya da Bayern'de bu işi yapmış. Ki Bayern'de de o özgürlüğü veren bir koçla. Trinchieri ile yapmış aslında bu işi. Ama Olympiakos'ta yapamamış. Olympiakos'ta hiç yapamamış. Hiç girememiş işin içine. O yüzden bence Wade Baldwin açısından bir hayal kırıklığıyla başladığını düşünüyorum. Ama ilerleyen dönemlerde şu an Fenerbahçe aslında Wade Baldwin'siz oynamayı da Gudur için liderliğinde biraz öğrendiği için Wade Baldwin orada bir önemli bir rol oyuncusuna doğru evrilebilir koç. Ama orada Wade Baldwin'in işte takımın içerisine girme reaksiyonu çok önemli olacaktır Abi bence. egosu sebebiyle bence hani rol oyuncusu
söz konusu olacak bir tanım değil bence Wade Baldwin ama. Tamam. Yani o zaman şuraya geliyoruz. Şunu tartışma kısmına geliyoruz. Saruman Seskevicius'un, Jelico Obradovic'in takımlarında ben zannetmiyorum ki bir tane oyuncu süperstara dönsün. Najee Davis çok en şey oldu. Ekstrem bir örnek oldu. Çok özel bir sezon geçiriyor ama ikinci bir oyuncunun çıkabileceğini ben düşünmüyorum. Najee Davis varken. O yüzden Wade Baldwin'in de bu liderliğe katkı veriyor olması lazım. Bu liderliğe katkı verecek iyi bir oyuncuya dönüşebilir diye düşündüm. Benim yorumum o yönde. Ama beklentinin altında mı? Evet, bence beklentinin altında. Ama buna dönüşemezse Fenerbahçe'nin ve Wade Baldwin birlikteliği biraz acı çektirir dönem dönem. Utkan, Öyle söyleyeyim. ben Fatih abiye burada bir isim yönlendirdim abi. Hak geçmesi sana da bir isim Ben yönlendirir. Baldwin'le ilgili girebilir miyim? Tabii. Sonra ya da ismi söyle öyle gireyim. Nasıl Yok yok, istersin? sen devam et Wade Yani Baldwin. ben orada şunu düşünüyorum. Ben beklenti altında olduğunu düşünmüyorum. Ama neden koyduğunuzu anlayabiliyorum. Ama Fatih abinin yorumlarına şöyle bir eklenti yapayım. Bence Fenerbahçe için kritik nokta Baldwin döndükten sonra Baldwin'in nerede tutacağı olacak. Ya Baldwin'in o patlayıcılığına, o skorerliğine, kısa taşıyıcılığına, hele ki Wilbek'in sezonu kapatmışken Fenerbahçe'nin mutlak bir ihtiyacı var bence. Yani gözden çıkartamayacak kadar önemli bir oyuncu. Ben Fatih abi gözden çıkartasın dediği için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama zamanda bunu geçen hafta konuştuğumuz üzerine ekleyerek söylüyorum. Fenerbahçe bunun sıkıntısını şurada yaşamıştı. Djordjevic'ti sezonun ortasında yaşanan sakatlıklardan sonra dönüşte yeni gelen oyuncuları takıma adapte edememişti Fenerbahçe. Ve bir dağılmaya doğru gitmişti o sezon. En son lig şampiyonluğuyla kurtardı performansını ama playoff gelmemişti. Şimdi buraya döndüğümüzde tamam Naci şunu kanıtladı. Bu takım lideri benim ama bence Mike James'in sormak istediği soru bu. Basketbol duayeni yani Mike James'in sormak istediği soru bu. Baldwin döndüğünde daha az şut kullandığında mutsuz olmayacak mı? Ya da diğerleri daha az kullandığında mutsuz olmayacak mı? Bence Saras'ın koştuğu bu sezon için burada başlayacak. Yani Baldwin'i nereye nasıl entegre edecek? Ben Fatih abi gibi düşünüyorum biraz. Bence sezon başındaki kadar ipleri vermeyecek. Çünkü sezon başında özellikle ilk 5 hafta bayağı ipleri veriyordu. Ama şeyi de kabul ettiremez. Semih'e de oradan katılıyorum. Rol oyuncusu olmayı da kabul ettiremez. Ya orada bir dengeyi bulması gerekiyor. Çok kritik bir denge bu bana sorarsanız. Bunu nasıl yapacağını ben merak ediyorum Saras'ın. Bence Fenerbahçe'nin sezon hikayesinin belirleyici nokta orası olacak. Çünkü Gudaj'ın gittiği yoldan değil birazcık daha karma bir yapıdan gitmesi gerekiyor. Ben kimi diyecektim abi? Kostas Loukas'ı diyecektim. Koyar mısın? Çünkü Ergin Ataman'da bir açıklaması vardı, onun kaptandan bir mesaj bekliyoruz diye. O mesajı sadece Fenerbahçe maçında verdi herhalde. Son çeyreğinde maalesef. Yani evet Fenerbahçe'ye patladı. Açıkçası koymam. Yaşı dolayısıyla koymam. Bir de bence Lorenzo Brown etkisi de var. Yani ister istemez bence Lorenzo Brown Panathinaikos'un dengesini bozdu. Çünkü mesela Grant çok iyi bir oyuncu. Benim en çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Sürelerini kısmak zorunda kalıyorsun. Mesela kendiliğinden artık bir şey talep edemezsin. Daha az şut kullan, daha az pozisyon kullan diyemezsin. Çünkü kendiliğinden şu an birçoklara göre Avrupa'nın bir numarası ya da iki numarası. O oyuncu o şutları atacak. Zaten Amerikalı oyuncu. Grant'i biraz azalttın. Onu biraz daha dizginlemeye çalıştın. Ama gene de Sulukas'la Lorenzo çok birbirinin üzerine binen oyuncular. Ben o yüzden yaz döneminde Lorenzo Brown Panathinaikos tarafına geldiğinde bu transferi anlamadığımı söylemiştim. Belki normal sezonda Sulukas'ın biraz üstünden yıkılacak ama birbirleriyle çok çakışacak oyuncular. Özellikle playoff'ta ve Lorenzo çok iyi bir karakter değil. Sulukas bence hem yaş, ya ne olursa olsun artık belki de kariyerin son 1-2 yılında olan bir oyuncudan konuşuyoruz. O etkili. Belki bu kadar ağır tempoda çünkü Euroleague ilk defa bu kadar çift maç haftasıyla bu sezonun 11. haftasına geldi. Onu da düşünmek lazım. Biraz zaten sezonu hep yavaş başlar. Ya yani bu takımın lideri bence bir yerde tekrar devreye girecek. Performans seviyesiyle belki konuşulabilir ama ben ana noktanın Lorenzo Brown olduğunu düşünüyorum. Ana sıkıntının Lorenzo Brown olduğunu düşünüyorum. Ben orada kafama takılan Panathinaikos'ta bence çok konuşulmayan Mitoğlu. Mitoğlu geçen seneki başarıda çok önemli bir rol tutmuştu. Özellikle reboundlarda. İlk 10 haftada belki MVP adayları arasında bile konuşabilirdik Mitoğlu'yu. O kadar yüksek perdeden başlamıştı. Çünkü onun yani şöyle
Elinde Lesort olduğu zaman işte kısa karşısında kalıyorsun. Arkada bir 4 numaranın çok iyi rubançı olması lazım. Mitoğlu tam bu rolü karşılıyordu. Şimdi ister istemez Juanco çok iyi girince sezona ona güvendi. Hernan Gomez'e güvendi ve biraz sürelerini kıstı. Biraz da Mitoğlu ritimden çıkmış gözükten. Bence Panathinaikos için Mitoğlu sezona yavaş girmesi de belki çok kötü gitmiyorlar ama şu ana kadar istenilen basketbolu oynanmamasının sebebi olabilir. En azından büyük maçlarda. Abi ben burada bir isim söyleyeyim. Siz de bunu videodan önce yani yayına girmeden önce konuşmuştuk ama siz bana pek katılmadınız ama burada benim çok net söyleyebileceğim bir oyuncu var. Ben bunu hazırlık döneminde onu izledikten sonra büyülenmiştim resmen ve onu konuştuktan sonra da mantalitesini anlamaya çalıştıktan sonra da bana bazı doneler de vermişti. Hani buraya tam konsantre geldiği yönünde. Ben Efes'ten Jordan Nwora'yı söyleyeceğim. Siz ya ne var işte oynadığı bir iki kötü maç var vesaire falan diye söylediniz orada ama yani abi %30 şut yüzdesi, şut seçimleri gerçekten felaket. 20 dakika süre alan bir oyuncu maç başına 2,5 top kaybıyla oynuyor. Ve ondan da ziyade parkedeki o istek, arzu, o adanmışlık vesaire. Hani Olympiakos maçını belki bir kenara ayırabilirim o rebound katkısından dolayı. Ama onun dışında ne kadar fazla maç sayabilirim? İnanın yani Barcelona maçı 13-6 ile devam bitirmiş gibi geliyor ama aynı zamanda 6 top kaybı sonlarda yaptığı tercih hataları yüzünden felaket bir dönem geçirmişti. Benim ondan beklentim çok daha fazlaydı. Yani hatta hani ya bunu söylemeyecektim ama Europe's'un biz bir top 50 listesi yapıyoruz. Orada hep birlikte konuşuyoruz sıralamaları. Ben hazırlık döneminde izledikten sonra NBA'de de Berkay'la konuştuktan sonra işte yani Jordan Nwora bence play-in takımının 15-20 dakika süre alabilecek bir oyuncusu dedi. Abi bir de hazırlık döneminde her gelene bir 20-30 sallıyor Nwora. Ben onu bayağı bir yükseğe yazdırdım. Ben bunun için de bayağı kavga ettim ve çok pişmanım. Bunu çok net söyleyeyim yani. Ya sen bekleseydin ya biraz hani Euroleague parkesinde bir görseydin ya diye kendimi çok suçluyorum da bazı anlardan ama bu ilk 11 hafta itibariyle tüm ligde belki de beni beklentimi en az karşılayan oyuncu oldu Jordan Nwora. Bu arada bu Semih o kadar kendini açıkladı ki yani Semih'in beklentisi bu arada. O kadar beklenti çıtayı oraya koymuş ki. Yani şey ya bu Efes'i uçuracak transfer gibi gelmiş. Osvaldo Martallo gibi çıkmış gibi hissettim ben. Hatırlayanlar olur, hatırlamayacaksınız. Gene şey oldum ben. Ne Gene derler sen ona? arandın. Biz bir şey yapmadık. Evet. Biraz öyle oldu. Buğra olsaydı kardeşim Beşiktaş'tan örnek verdiğim için hemen atlardı burada. Ya şey söyleyeyim ben katılmıyorum Semih sana. Ya ilk yılı Euroleague'de NBA'den gelmiş bir oyuncu. O yüzden ben onun bu kadar beklentinin altında olduğunu düşünmüyorum. Beklenti seviyesinde olduğunu düşünüyorum. İnişleri çıkışları olacaktır. Bence en kötüsünü izlediğimiz maç son oynanan Paris maçı. Bence bundan daha kötüsünü izlemeyiz. Kötü tercihler yapacaktır. Mesela Olympiakos maçında ben kötü tercih yaptığını düşünüyorum. Kazanılan Olympiakos maçında iyi oynadığını söylediğimiz Olympiakos maçında ben de iyi oynadığını düşünüyorum. Ama mesela maçın bitmesine bir dakika kala hızlı hücumu şut atarak tamamladı. Hızlı hücumu demeyeyim de geçiş hücumunda hemen 3. saniyede kaldırıp şut attı. Euroleague'de bunu da cezasını keserler. Sezon başı diye kesmedi Olympiakos bence onu. Eksik diye kesmedi. Ama playoff'ta öyle bir tercih yaptığın zaman playoff'ta maç kaybedersin ve seri kaybedersin. Yani ona acımazlar oralarda. O yüzden ben onun geçiş döneminde olduğunu düşünüyorum. Ben daha çok Anadolu Efes'te bir oyuncu söyleyecek olursam, yani bir oyuncu değil de iki oyuncu söyleyebilirim. Birincisi Roman Şimiz. Beklentimi çok altında kaldı. Ben onun özellikle fiziksel halini hem 4 hem 5 numarada kullanılabilme halinde. Hatta Barcelona'da Sarmazas Kevicius döneminde 3 numara bile kullanılabiliyordu. Yani büyüyordu saha içerisinde Sarmazas Kevicius onunla birlikte.
Anadolu Efes'e daha aktif olmasını beklerdim. Belki Ercan Osman sezona çok iyi girdi. Onun arkasında kaldı, gölgesinde kaldı. İki tane iyi uzunu var. Oturu ve Poirier. 5 numarayı da çok kaydıramıyor Anadolu Efes. Bunun etkisi de olabilir. Ama ben çok yavaş başladığını, o fizikselliğinde hiç kullanmadığını düşünüyorum. Bir de ikinci oyuncu olarak da ya transfer edilirken ne bekleniyordu bilmiyorum. Yani ama sanki Bora biraz şeyden çıktı. Piyangodan çıkmış gibi duruyor. Stanley Johnson. Yani hiç katkı alınmıyor. Yani felaket durumda. Ya yani sahaya attığında da yani ne yapacağını da bilmiyor. Yani o şey gibi yani olaya adapte değil. Bence bu iki oyuncu bence beklenti yani Stanley Johnson için çok fazla bir beklentim yoktu ama yani yine de en azından Euroleague'de belli seviyelerde bir 10-15 dakika atabileceğim bir oyuncu olabilir diye düşünüyordum. Şu an hiç atamadığım bir oyuncu halinde. Bu ikisini söyleyebilirim Anadolu Efes özelinde. Abi ben Stanley Johnson özelinde ona yeterli şansın da verilmediğini düşünüyorum. Sana belli açılardan hücum manasında katılıyor olsan da 11 maç sonunda toplamda sadece 73 dakika oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz abi. Ve hani oynadığı dönemler, oynadığı sekanslar öyle bir sekans ki işte Paris maçının 35 dakikasında, 35. dakikasında sadece 50 saniyeliğine sahaya atılıyor oyuncu. Evet. Yani bir oyun istikrarı sağlanamıyor abi. Hücumda evet oyuncunun getirebileceği çok fazla şey yok ama bence savunma anlamında biraz daha onu farklı bir takımda izliyor olsaydık. Mesela Virtus Bologna'da izliyor olsaydık abi ben çok net bir şekilde şunu söylüyor olabilirdim. Euroleague'in en iyi 5 savunmacısı arasında olabilir diyor olabilirdim yani. Switch savunmasında bence birden 5'e kadar Avrupa'da tüm pozisyonlar işte Tavares gibi örnekler dışında tabii ki öyle anomali oyuncular dışında birden 5'e kadar herkesi savunabileceğini düşünüyorum Avrupa'da. Bu potansiyeli var ama bu konsantrasyonunu çok düşük görüyorum ben. Potansiyeli olabilir ama bu potansiyele ulaşma konsantrasyonunun çok düşük olduğunu düşünüyorum. İzlediğim dakikalarda kısa süreler evet katılıyorum. Ama ben o potansiyele ulaşma kısmını şey görüyorum, karanlık görüyorum. Olmadı. Utkan sana geçelim abi. Senin de sen de bir toparla istersen. Senin Ben Efes konusunda de size ekleyeceğim bir şey yok. Kesinlikle katılıyorum. Bence hepsinin bakış açısına katıldım. Ben bir isim söyleyeyim bitirmeden. Ben Barcelona'dan Willy Hernan Gomez'in olduğunu düşünüyorum. Bence Willy kötü bir karakter. Geçen sene zaten yaz döneminde yaşattıkları ortada. Ve şu an takım artı eksi listesinde en kötü oyuncusu. Sağda olduğu her an eksi yazıyor gerçekten. Yani hiçbir şey savunamıyor. Ve bence kariyeri belki bu radikal bir söylem olacak ama bu kadar da kötü bir karakter olması sebebiyle sanki şeye gidiyormuş gibi, EuroLeague dışına gidiyormuş gibi geliyor bana. Yani bir anda hiç beklenmedik bir şekilde İspanya'nın orta sınıf, Malaga'ya falan gidebilirmiş gibi geliyor. Belki İspanya milli takımı bir parçası diye biraz daha denemeye çalışırlar ama bence o kendini olduğuna daha büyük bir oyuncuymuş gibi görüyor. Ama o oyuncu değil. Çok büyük defoları olan bir oyuncu. Ve Barcelona hiç iyi gelmiyor. Onu da söylemem lazım. Orada mesela Metun'un sakatlığı olmasa bence rotasyondan komple kesilmişti. Metun'un sakatlanmadan önceki iki maçta Hernan Gomez sakatlığı olmamasına rağmen iki maç üst üste oynatılmadı. Metun sakatlanınca haliyle bir şekilde 4-5 numaranın rotasyonda getirdikleri sıkıntı sebebiyle tekrardan süre verdi ve mesela şey maçta çok kötüydü. Kaybettikleri o Bayern Münih maçında dağıttı geçti onun olduğu sahnelerde. Ben o yüzden Bilal Gomez'i ekleyebilirim. Bir de orada şey eklemem lazım. Satoranski de bence yaşlandıkça enerjisini biraz kaybettikçe daha verimsiz bir oyuncu haline geliyor. Bu sezon özelinde ben özellikle Lavrovitola sakatlandıktan sonra ondan bir çıkış bekliyordum. Mesela Nunez onun boşluğunu daha fazla doldurdu şeye göre. Lavrovitola'nın boşluğunu Satoranski'ye göre daha fazla doldurdu. Satoranski o sorumluluğu almadı. Fatih abi senin ekleyeceğin bir şey var mı farklı bir isim Çok olarak? güzel iki isim söyledi bence Utkan. Valla bu aklıma da gelmemişti ama Utkan söyleyince aa doğru doğru diyerek geçtim.
Ya ben Çok doğru da örnek. Veli'yi sona dahil etmedim herhalde, hani bu savunma zafiyetinden geçen sene gösterdiği, ama kötü karakter olarak düşünmemişim sadece. Hani pek de bir beklentim yoktu ya açıkçası. Ama hani Beklenti şey Euroleague'den düşebilir beklentisi var bende o yüzden. evet, yok orada haklısın mesela, o açıdan değerlendirmemiştim zaten ben. Bence de mantıklı. O zaman abi, diyeceğim bir şey yoksa Fatih abi, kapatalım programı. Var bir tane daha var. Söyle. Bence söylemezsek kendimizi ayıp etmiş oluruz. Yani üçümüz kendi karakterimizi ayıp etmiş oluruz. Milano. Ben programı Yani kaybediyorum. başka bir ekleme yapmak istemiyorum. Milano hakkında konuşmak istemiyorum. Yani bu kadar çok fazla ekleme yaparsam benim ağzım biraz şey ne derler ona uğursuz geliyor. Yani 3 gün sonra 4 gün sonra Fenerbahçe ile maçları var. Ya başımıza dert aldırtmayalım. Ama bence Euroleague'in en büyük hayal kırıklıklarından biri. Sadece bu sezon üzerinde söylemiyorum. Son birkaç sezondur Euroleague'in en büyük hayal kırıklıklarından biri. Milano olursa ve Fenerbahçe'yi yenerse ben bu video kısmını rica edebilir miyim? Twitter'da Fatih abi ifşa edeceğim çünkü insanlara da, yani izlemeyen. Belki son dakikaları izlemeyenler de görsün diye. Maçı kaybedildi an bu andı diye de yazacağım. Dakikası saniyesine kadar not alındı. Hiç merak etme sen. Teşekkür ederim abi. Yani şey, ya Ben bence abi Messi'nin hoca çok iyi bir hoca. Son dönemde de formda bir artış var. Yükselen bir grafik. Ben çok korkuyorum mesela Milano maçından. Yani şey, ben onu da söyleyeyim bu arada aklıma kalmasın. Nikola Mayne'ı söylememiştik, İtalyan gardı. Sezon ortasında kaldı katlar. O baya bence denklemi değiştirdi. O oyun kurucu problemlerini çözdü en azından. Oyunu tempo yapabilmeye başladılar. Ondan önce çok kötü durumdalardı. Yani genel bir Messi'ne yorum yaparsak da bence biraz artık ne derler, skeç haline gelmeye başladı. Yani komiklik olsun diye yaşanan skeçlermiş gibi geliyor bana. Yani o son olay, her ne kadar Europe'sa hiç öyle bir şey yoktu dese de ben hiç inanmıyorum. Açık açık söyleyeyim. Bence orada maçı kazandığını zannetti. Ve çünkü o yürüyüş o yürüyüş. Yani maçı kazanınca rakip koçta böyle tokalaşma yürüyüş. Maç sonra ben rakip koça göründüğünü daha önce hiç görmemiştim zaten. Yani şeyde kaç milyon tane basketbol maçı izliyoruz. Ve şey, yani herkesin kafasında şu soru işareti var. Bu kadar güven nereden geliyor? Yani Messi de çok büyük bir koçtu zamanında. Ama ben her zaman da söylüyorum. Bence şu an efsanesinden yiyor. Yani kariyeri bittiğinde belki bu yüzden daha kötü hatırlanacak. Olduğundan daha kötü akla gelecek. Çünkü son şeyleri her zaman daha fazla hatırlarsınız. Bence şu an efsanesinden yiyor. Yanlış yapıyor kendini de bu kadar ısrar ederek. Ve Milano'nda bu kadar çok güvenmiş olması bana çok mantıksız geliyor. Çünkü bu takım Messi'ne geldiği günden beri en çok para harcayan ilk dört takımdan bir tanesi. Ve sadece bir kere Final Four yaptılar. O da nasıl geldi gitti tartışılır. Yani gerçekten inanılmaz bir takım. Ağzını sağlık o zaman. Bitiriyoruz herhalde. Beyler teşekkürler. Teşekkürler Yok, gayet. kalmadı başka kötü oyuncu ya. Aynen. Ya şeyde birkaç tane daha ben çıkarmıştım da abi yeter bu kadar ya. Söyle en azından ismen Yeter. söyle, yorum Ya yapmayalım. ben Alen Smailagić diyecektim. Çünkü hani daha büyük bir rol için geldi ama daha ilk haftalardan Trinkieri onu bir yani basının önüne attı mesela. Ya, oyuncu da buna ne anlam yani tam olarak nasıl reaksiyon verdi ondan tam emin değilim. İkinci olarak sadece size bir sorum olacaktı. Kariyerin sayı anlamında en düşük dönemini geçiriyor şu anda. Acaba siz buraya Thomas Volkap'ı koyar mısınız diye soracaktım size. Hadi Ben koyarım. Adem abi bir iki cümle Ben abi. katılıyorum. Ben Ben katılıyorum. katılmıyorum. Hı. Çok kötü oynuyor. Totem gibi de Ben geldi. katılmıyorum. Ya o kadar top kullanan oyuncu gelmişken takıma Hı. yani sadece savunmada kalır o. Başka bir şey yapmaz bence. Hı. İyi tamam o zaman. Teşekkür ediyorum. Beyler ağzınıza sağlık. O zaman şimdilik bizden bu kadar diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.